Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsun. Tabii ki. Çok sert malum siyaset. Ki. Vatandaşın gündeminde ne var? Bir genç olarak senin gündemin ne mesela? Benim bunu soruyorum. Gündemim ne biliyorum? Evet. Para kazanmak. Yani ekonomi diyorsun. Yani. Neden bu? Neden bir tatile gitmek yok? Gençsin. Neden bir spora gitmek yok da ekonomi? Sence belli değil mi abi? Yani mesela arkadaşım en ufak önemli normal bir sosyalleşmek gibi en ufak bir kahve içmek yani şu an gençlerin için zor. Ya bak ben normal şimdi 21 yaşındayım askere gitmedim mesela 18 bin lira maaş alıyorum cebime kalan para yok. Ya küfür eder gibi aslında yani ya da evlenmek istiyorum mesela bir kız arkadaşım var ya ben bundan nasıl evleneceğim ya da nasıl bir gelecek kuracağım ya da evlendiğim insan mecbur değil çalışmaya sonuçta. Yani ben onu zorla çalıştıramam ya aldım 18 bin lira. Ben evin kirasını mı ödeyeceğim, suyunu mu ödeyeceğim, telefon faturasını mı ödeyeceğim? Ya da hadi diyelim ben kendim mutlu bir genç değilim. Ya da evlendiğim kişiye nasıl bir mutluluk temin edebilirim? Gençler hiç beğenmiyor falan diyor amcalar. Hikaye ya. Lafa geldim mi herkes buradan Müslüman. Hadi Müslüman. Sokakta yatan adama niye ekmek vermiyoruz? Lafa geldim mi din kardeşiyiz bu kadar. O zaman din kardeşiysek sokakta yatan adama ekmek niye vermiyor kardeşim? Lafa geldim mi hayır kurumuyuz. Yok İranlı gelsin, yok Suriyeli gelsin. O zaman önce Müslümanlıktan bahsediyorsak, kardeşlik, din kitap diyorsak önce sokakta yatan adama bir ekmek lokma al. Lafa geldim mi herkes Müslüman. Elhamdülillah ben de Müslümanım o zaman. Elhamdülillah yani. Azı sokakta yatan adama bir lokma ekmek ver. Adam dileniyor. Daha gençsin kardeşim. Şimdi gelecek planların mutlaka vardır. Yok mu? Gel şimdi sus artık. Geleceğe nasıl bakıyorsun? Birçok gelecek yok. Vallahi yok. Yani bak mesela üniversite okuyorsun. A101'de çalışıyorsun. Çalışmak kötü bir şey değil ama okuyorsun. 4 sene kendi gençliğine heba ediyorsun. Yani hani ne okudun önemli değil. Ama gidiyorsun A101'de çalışıyorsun. Ya ben niye okudum o zaman? Ya adam tutuyor en ufak önlüğü. Hiçbir vasfı yok. Bir şey yok. Gidiyor. Normal aha babası yok dayısı belediyeye girmeye çalışıyorum bir şey yapıyorsun ya bunlar yanlış abi senin tanıdığın var diye onu yapacağım benim tanıdığım var diye bunu yapacağım iyi hoş garibanın çocuğu niye böyle yani sefil hayat yaşasın ya da bakıyorsun yani hiç kimseyi kınadığımdan değil herkes ultra lüks arabaya binebilir ama bakıyorsun adamın tipine ultra lüks araba büküyor sen dört dörtlük giymişsin yani diksiyonlusun davranın biçimin şey. Ama bir bakıyorsun bindiğin altında araban yok. Yani en ufak önüne 50'lik motor alamıyorsun. Ya bak Sivas'tayım mesela. En ufak önüne Sivas'a gideceğim. Gidemiyorum abi zor yani. Buradan memleketime gidemiyorum. Belki de dedemin gelmesi için ya da kurban keseceksin. Kurban alacak bütçeyi krediyle alıyorsun. Ya da kredi kartından çekiyorsun alıyorsun. Ya da en ufak önüne marketlerde artık full kart. Senin yaşındaki gençlere denk geliyoruz biz buradan. Gurbetçi gençlerimizde. Birçok ülkeye gitmişler, gezmişler mesela. Bak en ufak önüne benim iki dedem de hacca gitmiş insan abi. Ben bunu anneme babama da söylüyorum. İsteyen herkes beni burada kınayabilir. Arabistan'a gittiler, çalıştılar, umresini yaptı. Allah kabul etsin. Ama mesela bana öyle bir fırsat olsa ben yabancı ülkeye kaçarım abi. Gerçekten kaçarım. Bu böyle yani. Şimdi düşünsene orada emekli oldun ya da belli bir miktar biriktirdin buraya geldin. Dört dörtlük yaşıyorsun. İstediğin hayatın var. Arabaya biniyorsun ya da orada belli bir kesim biriktirdin ne? Burada en lüks otele gidiyorsun en ufak önlüğü. Yani bir doları bozduruyorsun 32 lira 35 lira. Baksana yani. Yani önceden 3 liraydı yani. Bir dolar 3 liraydı. 1,5 liraydı. Belli bir miktarlardı. Şimdi bakıyorsun 35 lira. Ya ben en ufak önlüğü iPhone kullanıyorum. Bir sene çalıştım telefona çalıştım babamın ayrına. Ya telefonu çıkart diyorlar ya. Ben bir sene çalıştım bunun için ya. Ya bir sene çalıştım. Bir telefon bir ayrıca bir telefon parası daha verdim ben babama en ufak önlüğü. Ya da bir saat takınca ben lüks bir hayat yaşamış olmuyorum. Ya da en 80 milyar telefon kullanıyor lüks yaşamış olmuyorum. Yani millet cebinden çıkartıyor. Yok bunu kullanıyorsun. Yok şunu. Ya abi o zaman çalış. Mücadele ver. Ya ben mücadele veriyorum. Ya mesela en ufak günü uyuyamıyorum ya mesela. Uyuyamıyorum. Ne gelecek kaygısı? Ne yapacaksın? Cebine kalan para var mı? Bir yere gidebilecek misin? Ne yapabileceksin? Nasıl yaşayacaksın? Ya herkese göre hayat güzel. Ekonomi güzel. Yaşıyoruz. Ekmek elden, su gölden. Çok güzel. Şükür ediyoruz. Ya en ufak günü imam 47 bin lira alıyor. 17 bin lira asgari ücretten alan adama şükretti. İyi herkes şükretsin abi. Sen de şükret. Sen de şükret abi. Yani adam 47 milyar maaş alıyor. Sen 17 bin lira alıyorsun. Şükret abi. Şükür abi şükür. Ben 18 bin. Ya. Teoman Paşa'da bak en ufak önüne abi. Teoman Paşa'da adamlar Arapça leva açıyor. Dükkan açıyor. Ya sen kendin normal halkına destek vermiyorken elin Arabı Suriyelisi niye açıyor? Lafa geldin merkez vatan sever, millet sever şey yani. Niye açtırıyorsun? Ya da kendi normal halkına niye destek vermiyorsun abi? En ufak önüne ben kötü bir şey söylemedim halde beni niye alıyorsun cezaevine atıyorsun abi? Ya bak nedenler çok aslında ya. Sorgulamak kötü bir şey değil ya. Özgür bir hakkın bu senin. Ya her X partiyi seveceksin diye bir kural yok ama ben bir sorgula ya. Bir mantığına yatsın ya. Bu doğru mu? Bu yanlış mı? Ama bizde şey var. Bu doğru. Ya o olmasın da o partiden kim olsun? Bu yanlış abi. Ben şu an doğru konuştum. 5 sene sonra kötü konuşacağım. Beni sevmeyeceksin abi o zaman. Bu böyle bir şey yani. Şu an önünde mikrofon var. Sen de konuşuyorsun. Görüşlerini bildiriyorsun. Geçenlerde bir röportajda kadın tutuklandı biliyorsun. Özgürce konuşabiliyor musun? İçinden geçenleri rahat dile getirebiliyor musun? Şimdi ben içimden geçenleri söylesem... Ya bak geliyorlar abi.
Mesela içimden gelenleri söylediğim zaman ya ilk burada yani parti olarak değil, X bir şahıs olarak gözüne vatan haini ilan ediyorsun. Kötü ya. Ama bu yanlış abi. Özgür irademi belirtiyorum. Ya sen de bir insansın, ben de bir insanım ya. Herkesin doğrusu bir değil sonuçta. Öyle yani hayat. Ne olacak memleketin hali? Şöyle geleceğe baksana ne görüyorsun? Ya, şahsen benim kendi düşüncem, bir fırsatım olursa gerçekten yabancı ülkeye giderim yani. Abi buradan herkes bak, tüm gençleri sor. Yani biri burada kalırım derse yalan söylüyordur. Gerçekten. Gerçekten bilmiyorum, bence yalan söylüyordur. Demek istiyorum. Olmaz ama şimdi bizleri yönetenler şu an karşında olsaydı ne söylemek isterdin? Muhalefet, iktidar yani parti fark etmeksizin. Bizleri yönetenler şu an seni dinliyor. Ne dersin? Gerçekten adaletli yönetildiği düşünülüyor mu Türkiye? Ben onu sorardım. Şahsen ben onu sorardım. Niye? Çünkü herkes adalet değildi abi. Ben kendi adıma da konuşsam, sen de kendine konuşsan, sen de oraya gelsen X bir akrabanı kayıracaksın. Türkiye'nin kaderi bu aslında baktığın zaman. Ben burada yani herkes istediği kadar kendini yorabilir ama bu yani gerçek. Sen de oraya gelsen kendi akrabanı getireceksin, şey yapacaksın. Yani, temel alacağımız cevap da biz demokrasinin, adaletin kitabını yazdık olurdu herhalde. Ben mesela çok nedenler çok mesela. Önceden sağ, 21 yaşındayım ama belli bir şeyleri bakar araştırırım yani öğrenmek amacında. Yani önceden sağ sol olayı vardı. Şimdi Müslüman Atatürkçü olayı olacak. Büyük ihtimalle olacak. Şahsen kendi düşüncem. Biz zaten var. Mesela bak mesela. Önceden sağ sol olayı. Ya baktığın zaman ikisinin davası da aynı. İkisi de tek dava. Devlet, vatan, millet yani. Bakıyorsun doğru. Ya şimdi bakacaksın o Atatürkçü, o Süleymancı, o tarikatçı, bu şucu. Ama yanlış. Ya mesela insanlar... Efendim? Öbürleri yanlış. Ne abi anladım? Atatürkçü olmak doğru, öbürleri yanlış. Abi bizim gençler olarak derdimiz milletin 5 vakit namazını laf etmek gerçekten değil. Ama ben her koyun kendi bacağını alırsın. Sen burada alkol içiyorsan beni ilgilendirme. Sen kendi alkolünü orada içiyorsun, beni ilgilendirmez. Sapıtmadığın sürece. Ben şurada 5 vakit namazımı kılıyorsam ben kılıyorum. Allah beni yargılayacak yukarıda, seni yargılamayacak. Ben cehenneme gideceksem ben gideceğim, sen gitmeyeceksin. Bakıyorsun mesela işe girmeye çalışıyorsun, deneyim diye bir şey. Ya kardeşim beni bir al, dene. Ya bir ay çalıştır, ya beğenmezsin, karakterimi beğenmezsin, çalışmamı, şeyimi beğenmezsin. Kardeşim seninle yapamıyorum, kusura bakma dersin, yoluna bakarsın. Bakıyorsun en ufak önüne geçen bir X bir firmaya gittim. Diyor ki mesela orada birisi iş başvurusu yapıyor, diyor ki deneyimin var mı? Ya deneyim almadan nasıl olacak? Bak rentekarda çalıştım abi. Gittim şimdi depoda çalışıyorum. Deponun şeyini öğreniyorum. Takip cihazımı aldım. Rentekar alıp sıfır araba teslim etmeyi öğrendim. Bunları öğrenebilirsin. Ya öğrenmek kolay bir şey abi. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp bak. Ya, gerçekten bunlar normal topluma kendimiz kapatıyoruz ya. Mesela en ufak önüne önceden 60 yaşında 70 yaşında dayının biri diyor ki telefonu çıkart. Ya telefonu çıkartmak ne kadar ya? Bu ihtiyaç abi, bu az ihtiyaç. Dedin ya bir yılda aldım diye. Kimse bunun fiyatını şimdi sorgulamıyor ama. Baktığın zaman 80 bin lira abi. Bu 80 bin lira diye ben... Yani hemen yarın gidip almış olmuyorum. Bir sene çalıştım, 5 sene çalıştım. Sonuçta bunu hayalini kurarak çalıştım ama. Bir amacım var, bir amaç uğruna çalıştım. Ya bakıyorsun şimdiki benim yaşımdaki adam nasıl kaçarım, nasıl daha erken ölürüm. Ya gerçekten gençlerin psikolojisi bozuk abi. Ya bakıyorsun gerçekten, ya kendi oğlun çocuğun varsa mesela düşünsene abi. Annenin babanın karşısında benim bir hayalim yok, benden bir şey olmaz. Ya artık gençlerin psikolojisi bunun abi. Ben 21 yaşındayım. Okumak cazip gelmedi. Okumak için okumak bile saçma. 4 sene ben şimdi 4 sene kendi heba edeceğim ama bir şey olmayacak. A101'de çalışacağım. Çalışan insanı hiç kimseden yadırgamam. Orada çalışması gerekiyor, orada çalışıyor ama 4 sene heba ettikten sonra ben A101'de bilmiyorum, çalışamam abi. Ya da mesela kimisi özele gidiyor. Özele gittiği bölümü bile yapamıyor. Ya şimdi kendi çocuklarım bile olsa özele veririm abi ya. Kendim yani 2 işte çalışırım, 3 işte çalışırım, özele veririm. Çünkü bir geleceği olsun diye. Ama gelecek diye bir şey yok. Benim çocuğum herkes okusun, herkes doktor olsun, öğretmen olsun. Herkes doktor, öğretmen olsa öbür işleri kim yapacak? Bak mesela çok güzel bir şey. O yanlış. Çok güzel bir şey söylüyorum. Meslek öğretecek. Gündemi soruyoruz. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Bunu soruyorum. Benim gündemimde hepsi var. Böyle bu ne ya? Ben 73 yaşındayım. Ben bu kadar pahalılık ne gördüm ne böyle de yönetim gördüm. Bu yaşa kadar? Bu yaşa kadar hiç görmedim. Kesinlikle görmedim. İstersen Silivri'ye götürsün. Görmedim arkadaş. Görmedim. Bu kadar şey mi olur ya? TÜİK açıklıyor bilmem kaçsam. Çarşıya iniyorsun 100-200 zam. Alakası hiç yok. 2 yıl önce 135 liraya aldım ev tüpü. Çıkmış 800 liraya. Biz bunları niye yaşıyoruz abi? Vallahi yöneticilere sorun bunu. Onlar nasıl yönetiyor? Biraz daha toz pembe açıklamalar yapıyorlar biliyorsun. Gidin o siyah Mercedesleri görün. Nerelerde geziyorlar senin benim parayla. Herkes kısacak doğru. Ekonomi yapalım da biraz da onlar kısın yukarıdakiler. Mercedes alıyor altın arkadaş. Müdürse kendi alsın kendi şeyini. 50 yıldır yurt dışındayım. Ben daha resmi plakalı araç görmedim bizim şeyde. Kendi
arabasıyla gelir gider bizim belediye başkanı. Gurbetçisiniz. Gurbetçiyim. Ben 6 ay buradayım, 6 ay yurt dışındayım. Gurbetçiler genelde böyle konuşmuyor, şaşırdım. Ya kardeşim olmaz bu ya. Bu kadar zam kesinlikle olmaz. Millet 12.500 lirayla nasıl geçiniyor hayret ediyorum ya. Bir seyrek pazarına iniyoruz 3-4 bin lira gidiyor. İki pazarda bitiyor. Ve ben hem buradan emekliyim hem buradan. İyi ki Allah'dan oradan emekliyim ya. Burada geçinme şansım yok. Bir de kira da vermiyorum. Hiçbir şey vermiyorum. Bu olmaz ya. Bunu kısması şu 600 milletvekili var ya. Ne iş yapıyor bunlar arkadaş? Hiç mi çarşıya inmiyorlar? Şuraya inmiyorlar? Bu pahalılığı hiç mi görmüyorlar? Bir lokantaya gitsinler ya. Ben insanlarla konuşuyorum sürekli burada. Haline memnun olanları da görüyorum. Vallahi bilmiyorum nasıl memnun. Ben anlamıyorum. Serin içinde bir yerde kahvaltı yerde alıyorum. Su 5 lira. 50 metrelerde 10 lira. Az ileri gidiyorum bizim Boğazkent'te 35 lira. Adamı iki su aldım 100 lira verdim. Bu ne şey? Dilek mağazası mı ne diyor şey magazin? Allah Allah. Al şu para, suyunu ver paramı dedim. 35 liraya ya. Su Allah'ın su. Vallahi ya. Gelsin kontrol etsin de. Şimdi abi şöyle bir durum var. Yanlış anlamayın. Burada gurbetçiler de geliyor. Biz konuşuyoruz. Tatile geldikleri için burada karşılaşıyoruz. Daha başka anlatıyorlar bunları. Hani o Avrupa'da da ekonomi iyi değil. Biz orada geçinemiyoruz. Kim diyor arkadaş? Ya bundan 40 yıl önce kahve 150 kuruştu. Şimdi 2,5 lira arkadaş. 40 sene önceki. Hele İsviçre'de. Benim çocuklar İsviçre'de çalışıyor. 3,5 lira kahve yine 3 lira. Zam diye bir şey yok ya. Sen bu kadar enflasyon olacak Avrupa'da. Vallahi o şeyi ayağa kaldırırlar. Ya bu olmaz, bu kadar zam mı olur ya? Kim istediği fiyata satıyor? Ben bu yaşımda böyle şey görmedim dediniz. Bazı abilerle... Dedikleri zamanlar var ya, biz o turhal şekeri vardı 50 kiloluk bir torba alıyorduk yaza çıkıyorduk. Tabii canım iki tavuk satsan ya da bir şey satsan bir çuval bir şey diyordu. Ya bu gerçekten buradaki ben emeklilere şaşırıyorum. Bu kadar zamla nasıl idare ediyorlar ona şaşırıyorum. Sizin bu bütün söylediklerinize hak veriyorum abi. Çünkü aynı hayatı yaşıyoruz Türkiye'de. Kardeşim onlar sıkacak biz değil. Ben emekliyim, sıkıyorum, doğru. Ya ama sen herkesin altına bir zırhlı Mercedes niye çekiyorsun ya? Genel müdürün maaşı olmuş 250-300 bin lira. Alsın bir araba altına. İşe gitsin gelsin. Ben niye ona araba alayım ki? Ben sana ne diyorum? Vallahi de billahi de diyorum. Ben Otsava bölgesindeyim. Ben daha resmi plakalı o siyah Mercedesleri görmedim ya. Öyle bir senedir yok ya. Üretiyorlar yok. Nerede bu? Cenevre'nin içinde. Dolaşıyorum devamlı her gün Cenevre'deyim. Biz hudutta oturuyoruz. O nerede ya? Sadece bizim şeye gittim ben. Azerbaycan'ın elçiliğine çocuk oranın bir ifaktevak işte yaptı da kapıda var 2-3 tane şey BMW park yerinde. Çarşıda yok ya. Yok arkadaş. Bizimkiler Ankara'nın içine bir git. Şöyle, Türkiye demokratik bir ülke. Kendi seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Şimdi bir yıl önce biz bir seçim yaptık. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman genel seçimden bahsediyorum. Ya arkadaş seçimden önce bir dudak şey parmak bal çalıyor. Ondan sonra millet veriyor. Ne yapayım? Nereden aldı oylara baksana. İç Anadolu'dan garip yerden. 10 bin lira diyor. İşte tarlada 4 kilo patatesim çıkar. 8 kilo soğanım çıkar. Allah diyor. Allah şükretmesini biliyor. Şükür şükür de ona şükür mü olur? Bir kilo pastırma alıp da sabah kahvaltısından yemiş mi? Yemiş mi? Bir kilo pirzola alıp evine getirmiş de hanım şunu kızart demiş mi? Pirzolanın adını bilmiyor. Serik'te yıllardır tanıdığım kasap var. Ben oradan et aldığımda yıllar önce 45 liradan başlamıştım. Şimdi gidiyorum, yetkin ne haber diyorum. Tezgah bomboş. Saat içeriden çıkartıyor her zaman. Abi gelen giden yok diyor. Kime ne desin? Cama banıyoruz artık. Camda da yok ya. Cam görükmüyor. Vallahi görükmüyor. İçeriden getiriyor. Eskiden tezgah doluydu. Evet. Tavuk etiydi, şuydu, buydu. Hepsi vardı ama şimdi hiçbir şey yok. Alamıyor millet. Biraz et almaya gittim ya ben alıyorum yani. Ben yurt dışından emekliyim. Yalan ne diyeceğim? Yani buranın parasından değil de. 900 lira şeyde pirzolanın kilosu, Migros'ta bizim oradaki, Boğazkent'teki. 900 liraya nasıl alsın adam? Sen tavuk et alıyor, onu idare ediyor. Ustak bizim millete ya. Hak ediyoruz arkadaş. Benim babam olsa 4 yıl başa geçse, 5. yıl bir daha ona vermem eğer bana bir faydası yoksa. Bana faydası varsa tekrar veririm. Ne var şimdi bu kadar şey mi olur ya? Bir durum var. Başka adam yok. Kime oy verelim diye bana soruyorlar sokakta. Kim olursa olsun veririm. 4 yılda ona bakarım. Bütün Avrupa hep öyle yapıyor. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da hep öyle adam. Kim olursa olsun ya. Hanımının verdiğine delikanlı vermez. Diyor ki ya arkadaş bana ne faydası var? Daha çok biz dini ve milli duygularla hareket ediyoruz sanırım. Ben dinle siyaset bir arada gittiği zaman din 3 adım ileride gidiyor. Din Allah'ına benim aramda ya. Başkasına ne şey ki? Ben şükrediyorsam Allah'ıma şükrederim. Başkasına niye şükredeyim? Vallahi müstahak bize. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hani çok klasik bir soru. Ne olacak bu memleketin hali böyle abi? Böyle kim gelirse gelsin bizim ülkelerin kel topal yürümesi için şöyle Mehter takımı gibi bir 50 yıl lazım. Düzelmez. Ne kaldı satmadığımız bir şey mi kalmadı? Dağ taş satılmış ya. Her şey satılmış. Sat ye. Ne olacak bunun sonu? 20 sene sata sata geldiler bugüne. Yol yaptı sağ olsun. Yol senin yapma görevin ya. Yapacaksın. Ben mi yapacağım o yolu? 30 sene sonra benim torun orayı ödeyecek. Geçmediği köprüyü ödeyecek. Niye? Rahmetli Demirel yaptıydı İstanbul'da köprüyü. 3 senede yerine koydu parasını. O köprüyle zam geldi bu arada.
gelir canım, gel. Gelsin abi. Vallahi gelsin. 1000 lira olsun köprü. 100 lira olsun, ben razıyım. Ben veririm. Oy verenler düşünsün. Ben oy vermedim. Oy verenler düşünsün. Tamam, bir şey değil. Türkiye'de biliyorsunuz gündem sürekli değişiyor. Malum siyaset biraz sert geçiyor Türkiye'de. Sokaktaki vatandaşın gündemi ne? Biz bunu araştırıyoruz. Ne var abi vatandaş olarak? Haline göreceğiz işte. Herkes kendi keyfinde. Zengini tam zengin etti, fakiri de tam fakir oldu. Makas açıldı diyorsunuz. Açıldı. Artık girmiş öyle. Hani keser dönmüş, girmiş işine bakana çıkaracak. Kendileri biliyorlar artık. Niye biz bunları yaşıyoruz abi? Ne oldu da biz bunları yaşıyoruz? Ne oldu? Dış güçler falan diyorlar ya. Dış güçler ya. Dış güçlerin alakası var. Hepsi kendi içimizde aslında olan. Hesap değiştiririz yani. Her şey bizim elimizde olamış. Nedense bazı kişilerin işine öyle geliyor demek ki öyle. O zaman memnunuz abi biz durumda. Peki memnunuz yani. Zengini tam zengin. Herkes kendi parasını doları çevirmiş, altına çevirmiş, bankalarda faize yatırmış yiyorlar. Gariban ya. Tam gariban kişi kimse orada değil. Gençler çok umutsuz halinden. Mutsuz. Geçlik yurt dışı hayalleri kuruyor birçoğu. Gençlik tutmuş öyle. 4 saat bir telefon peşine, oyunların peşine. Onların beyni oyuna bağlamışlar artık. Öyle gidiyor gençlik. Gençleri de biz yetiştiriyoruz abi. Şimdi bir de öyle bir durum var. Biz yetiştiriyoruz. Artık biz yetiştiremiyoruz. Gençlik de bizim elimizde değil. Zaten hükümet her şeyi kadınların eline vermiş. Artık kadınların elinde. Balmış başını gidiyor herkes kendi kafasına göre. Bir şekilde götürüyor artık. Garibanlar nasıl gariban olduğunu, insanlar neyle öyle zengin olduğunu. Nasıl oluyor abi? Nasıl oluyor? Anlatmak istersen aslında şu an konuşalım. Dünyayı yöneten biz insanlar değiliz. Anladın mı? Başka güçler yönetiyor. Onların elindeyiz yani. Mesela? Değişik öyle, ne diyeyim yani? Beni kanala çağırsan konuşurum. Aynen. Açık açık konuşurum. Öleceğimi de bilsem konuşurum. Aynen. Çünkü öyle şeyler var ki, biz insanlar var ya, %90'ı şu anda dünyada kimse bilmiyor bunu. Ancak öyle, ben gerçek diyorum. Bilmiyoruz yani. Ben de biliyorum. Yaşamadan önce, biz eşek gibi yaşamışız bugüne kadar öyle. O oteller, 700 oteller neyle yapılıyor? Para nerede geliyor? O altın nerede geliyor? Dolarlar nerede geliyor? Bu insanlar ölüyor, bazı insanlar ölüyor. Ama kimsenin bunun haberi yok. İnsanlar ya düşüyor, senin gelinle yaşıyor. İnan ki sen başkası seni öldürür, senin onun yerine başkası onun yerine geçiyor. Türkiye'de çok şafaklı şeyler oluyor şu anda öyle. Ama hükümetin haberi var mı yok mu onu bilmiyorum. Bence yok mudur abi? Hı? Yok. Bence vardır. Bence kendileri yapıyorlar öyle. Zengini tam zengin ettiler, fakiri tam fakir ettiler. Bir gün denk gelirsek konuşalım. Ben dayak bile yedim. Oy vermedim için dayak bile yedim. Hiç umurumda bile değil. Ne oy vermediniz? Vermedim ben, o benim şimdi kalsın. Öyle mi? Bazı şeyler var ama ben beni çağırsa söylerim. Beni açık açık çağırsın da böyle. ATV'ye, şova. Beni bir kanal. ATV'ye mi çağırsın abi? Ben sana söyleme. Öyle konuşuyorsun da. Şöyle konuşuyorsun da. Benim en tarafsız kanalda konuşmak istiyorsun tabii. Ben herkes duysun öyle. Evet. Bu dünyayı kimler yönetiyor? Ne güçler yönetiyor? Ne bir sigara dönüyor? Ben onları öyle anladın mı? Onları anlatayım öyle. Ha bilmiyorsun. Bunu anlatmayayım. Beni çağırsın. En tarafsız kanal ATV olduğu için. Yok şey çağırsın. Ama fokus. Haber'e gidersen beraber. Novi çağırsın. Hangi kanal çağırırsa söylerim ben. Tamam. Kimsede bir korkum yok. İnşallah denk gelir. Tamam. İnşallah çağırırlar sesimi duyarlar. Siz de verirsiniz. Çağırırlar. O zaman inanırsın ki neler bu dünyada neler döndüğünü. O zaman diyeceksin ki haklı mısın değil misin? O zaman anlarsın öyle. Bizlerin yönetmediğimizi, çok büyük güçler olduğunu, millet nasıl zengin olduğunu, millet nasıl, gençlik nereye gittiğini, gençliği onlar kendileri bilinçli olarak nerelere sürüklediğini. Bunlar televizyonda mı anlatacaksın? He? Televizyonda mı anlatacaksın? İşte herkes duysun, her televizyonu anlatayım. Tamam, bunlar duyuyor mu? He? Sağ olun abi, ağzına sağlık. Yayınlıyorum müsaadenizle. Ekonomi var. Ekonomi diyorsunuz. Evet. Neden ekonomi efendim? Neden bir tatile gitmek, ne bileyim hobiyle uğraşmak yok da ekonomi? Çünkü herkes ilgilendiren bir konu. Geçim sıkıntısı çeken insanın tatilde ne işi var canım benim? Yani bu kadar diyeceğim, başka bir şey demeyeceğim için ekonomi. Ben birkaç soru soracağım çok ama. Çok şükür hamdolsun biz bazı şeyleri gerçekleştirebiliyoruz ama bunu gerçekleştiremeyecek vatandaş çok fazla. Neden ülke olarak biz bunları yaşıyoruz efendim? Ne oldu da biz bu duruma geldik? Ne oldu da bu duruma geldik? 3 yıl önceyi düşünüyorum. Hani emekliler en azından aldığı maaşla kirasını ödeyip bir şekilde hayatını idame edebiliyorlardı ama. O zaman bile mağdurlardı aslında. Geldiğimiz durumda kirasını da ödeyemiyorlar. Aynen. Ne oldu peki? Ne mi oldu? Enflasyon yükseldi. Yani geçim zorlaştı. Gelir düzeyi azaldı. Bunun sebebi nedir? Hani dış güçler midir? Yani öyle diyorlar. Ne olacak? Efendim? Hükümettir. Aman dur yok. Gördün ama İzmir'de kızı şey yaptı. Yani işe yaradı diyorsunuz, korkuyoruz hepimiz. Ne korkacağım ya? Söylüyorum işte, ekonomi diyorum. Daha ne diyeyim ayol? Ekonomi.